işte POH kavramı üzerinde durduk en son. Orada bulduğumuz sonuçları şöyle özetleyeyim size. Su dedik, madem ki saf haldeyken de elektrik akımını iletiyorsa, bir çözeltinin iletken olabilmesi için yapısında iyon olması gerekiyorsa, o zaman saf suda iyonlaşıyor olmalı dedik. Ve bu saf suyun iyonlaşmasını eğer x kadar düşünürsek, xx dedik. Hocam. Burada bir denge söz konusu olduğuna göre de gördüğünüz gibi bu deneysel olarak belirlenen Hocam. sonuç 10 üzeri eksi 14 dedik. Ama endotermik bir olay olduğu Hocam. için. Efendim canım. Hocam ekran ters. Ekran ters mi? Evet. Yaşasın. Şimdi? Şimdi düz, evet, yani şu anda da çok şey değil, bilgisayarda yan görülüyor ama İyiymiş. başka biri de yorum yapsın. Heh. Okuyor bence. Bence İyi de mi? okuyor. Hocam yine yan gözüküyor ama. Nasıl yan gözüküyor? Yan da görünüyor mu hocam ya? Yani Allah Allah. Şöyle. Böyle nasıl? ters oldu. Kuzum bunca her zaman yaptığımız gibi yaptım ben. Başka bir şey yapmadım ki. Yani böyle daha iyi bence. Hocam geçen haftaki gibi oldu yine. Yani Geçen siz her haftaki zaman yaptığın gibi gibi yaptım yaptınız. zaten. Hocam geçen hafta da hani demiştiniz ya sürekli aynı şekilde yapıyoruz diye ama o geçen hafta da tersti. Yani şu anda biz yan bakıyoruz. Allah Allah. Hı. Peki şöyle yazsam? O zaman doğru oluyor işte hocam. Yani anlatabildik mi tam olarak? Şu anda tam düz geliyor hocam bize. İşte ekranı o şekilde çevirdiğim halde niye olmuyor anlamadım. Biz de anlamadık hocam. Okunuyor mu şu anda? Evet hocam. Hı. Allah Allah. Neyse bunları zaten size atacağım ya. Şimdi zaman da kayboluyor. Bu ekranı çevirmenin bir yolu var mı ki? Alo? Kimse Hocam bu bilmiyor. konuda bir fikrim yok benim. Bilgili arkadaşlar yardımcı olsalar iyi olur. Yani benim bir fikrim yok. Hocam siz tripodla mısınız? Evet. Ya hocam o tripodla yani telefonu belli bir şekilde koyduğunuz için onu yani anca bu kadar olabilir. Hani babam da aynı şekilde yapıyor çünkü onu daha fazla döndüremiyorsunuz. Hani yani Evet. Ya görebiliyorlarsa az çok mecburen hayır böyle şimdiye oldu. kadar da aynı şey. Yani bir tek sizin sınıfta böyle çıkıyor ya. Bilgisayar Hocam için mi böyle acaba? telefonun ekran döndürmesi açıksa belki ondan kaynaklanıyor olabilir. Döndürmesine de bakalım anasını satayım ne olacak. Hepsi de zaten ekran döndürmesi yok. Bu halde bu yapıyor. Tamam devam edeyim ben. Edelim İkinci ders bakalım artık ayarlamaya devam. çalışacağım. Çok çok da bir sorun gözükmüyor ya. Çok kötü gözükmüyor yani. Evet hocam. O zaman şöyle alayım. Şöyle de alayım. De açıyı da bozduk. Isı burada olacak. Endotermik çünkü. O zaman bu 25 santigrat derecede ölçülen değerdi. Buradan yola çıktığımızda hidrojen iyonları derişimini de OH iyonları derişimini de yerine koyduğumuzda birbirine eşit ve 10 üzeri eksi 7 molar bulduk. Bu nötr bir çözeltinin özelliği idi.
nötral bir çözeltiye eğer asit eklersek, şuraya derişim demiştik hatırlarsanız, molarite, şuraya da zaman dedik. Başlangıçta bu 10 üzeri eksi 7 molar. Diyelim ki buraya bir asit ekledik. Asit eklenirse hidrojen iyonları derişimi artar. Hidrojen iyonları derişimi artınca sistem onu azaltabilmek için Le Chatelier prensibine göre geriye doğru gider. Geriye doğru giderken hidrojen ve OH'ı birleştirir. Hidrojen iyonları derişimi şöyle artan kısım üzerinden azalırken OH iyonları derişimi de şu hale gelir. Biraz azalır demiştik. Ne yaptık burada? Asit eklendi. O zaman bir şey çıktı. Asidik bir çözeltinin özelliği çıktı. Asidik olan bütün çözeltilerde gördüğünüz gibi hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 7 moların üzerinde. Hidrojen iyonları derişimi OH iyonlarından fazla. O zaman bu özellikleri yazacak olursak 10 üzeri eksi 7 molar. Bu özelliği yazacak olursak OH iyonları derişimi de 10 üzeri eksi 7'den küçük olur. Yani sonuçta yine hidrojen iyonları derişimiyle OH iyonları derişimi ister asit, ister baz, ister nötral olsun 25 derecede olduğu sürece 10 üzeri eksi 14 olur demiştik. Aynı şekilde çözeltimiz şöyle, daha doğrusu saf su, şuraya derişim diyeyim, şuraya da zaman diyeyim, şurası 1 çarpı 10 üzeri eksi 7'dir. Bu kez suyun içerisine baz eklemiştik. Baz eklenirse OH iyonları derişimi artar. OH derişimi artınca Le Chatelier ilkesine göre bu azalacaktır. OH iyonları derişimi ama başlangıca göre yine de fazla olacakken fazla kısmı azaltabilmek için hidrojenle reaksiyona girdiğinden hidrojen iyonları derişimi de bu olacaktır. Bu da bazik bir çözeltinin özelliğini verir demiştik. O zaman bazik olan bütün çözeltilerde gördüğünüz gibi OH iyonları derişimi, bakın, hidrojenden fazla oluyor. Gene bazik bir çözeltide OH derişimi 10 üzeri eksi 7'nin üstünde oluyor. Gene bazik çözeltilerde hidrojen iyonları derişimi gördüğünüz gibi şurası 10 üzeri eksi 7'nin altında oluyor. Ama kesinlikle K su değeri değişmiyor. Yani hidrojen derişimiyle OH derişimi kesinlikle 10 üzeri eksi 14 oluyor demiştik. Soracağınız bir şey var mı? Arkadaşlar, soracağınız bir şey var mı? Gençler? Yok hocam herhalde. Yok hocam. Yok hocam. Araya girin takıldığınız yerlerde. Şimdi ben size soracağım gerçi birçok. Bugün size ben biraz daha asit baz testi falan atayım. Bir iki tane çözmeye çalışın. Sonra da pil atacağım, onlara da bakın. Şimdi bakalım. O zaman şöyle hatırlatayım tekrar. Dedik ki bir çözeltide hidrojen iyonları derişimi, şuraya alalım. OH iyonları derişimini buraya alalım. Şöyle bir ters orantılı durum vardı. Eğer çözelti nötral ise hidrojen iyonları derişimi de 10 üzeri eksi 7 idi. OH iyonları derişimi de 10 üzeri eksi 7 idi. Ve şu alan suyun denge sabitine eşitti. Bu nötral. Şuradaki bilgileri buraya taşıyoruz. Şuraya gelelim. Diyelim ki su içerisine HCl koydun. Ne oldu? Bu 0,1 molar oldu.
kesinlikle K'su değişmeyeceğine göre, K'su da hidrojen OH çarpımı olduğuna göre, şurası 10 üzeri eksi 13 olur, asitik çözeltilerin özelliği çıkar. Ama şu alan kesinlikle gene K suyu verecektir. Diyelim ki baz ekledik, derişimi 0,01 molara kadar çıkardık. Nasıl olsa denge sabiti değişmeyecekse, yani hidrojen OH çarpımı aynı kalacaksa, burası eksi 12 olur, şu alan yine bizim için K sudur. Burada OH hidrojenden fazla olduğu için bazik bir çözeltidir. Bildiğimiz bir şey daha vardı. pH, daha doğrusu P üzerinde gördüğünüz her fonksiyonun, her değerin eksi logaritmasını al ve kullan demekti. Bu eksi logaritma hidrojen iyonları derişimi. Burada pH verilirse 10 tabanına göre logaritma olduğuna göre 10 üzeri eksi pH diyebilirim. Bu işin pOH'ına bakarsam eksi logaritma gördüğünüz gibi OH iyonları demeliyim. Aynı mantıkla OH iyon derişimi de 10 üzeri eksi pOH olarak verilir. O zaman pK su diyeyim. Bu da şudur. Eksi logaritma K su. Yani eksi logaritma 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 pK su gördüğünüz gibi 14. O zaman iyonların çarpımı 10 üzeri eksi 14 ise pH ile pOH'ların toplamı da gördüğünüz gibi pK su olarak karşımıza çıkacaktır. Sorusu olan var mıdır? Ahmet yok, yok mu hocam. Ahmet? Ahmet senin olması lazım lan. Hocam yok sorum. İyi hadi bakalım. İki. O zaman şimdi ben basit örneklerle başlayayım. Sonra yavaş yavaş gidelim bakayım. Örnekler. Örnekler. Bir, şöyle diyelim. Bazı sulu çözeltilerin değerleri tabloda verilmiştir. Tabloda verilmiştir. Boş bırakılan yerleri tamamlayınız. Bir daha söylüyorum, sadece şu kavramlar biraz otursun diye uğraşıyorum. Boş bırakılan yerleri tamamlayınız. Şimdi tabloda şöyle alalım. Hidrojen iyon derişimi, OH iyon derişimi, pH, pOH ve ortam. Ortam dediğimiz acaba asidik mi, bazik mi yoksa nötral mi? Şurada A. Şöyle alalım. Şurası B olsun. Şöyle alalım. Şurası C olsun. Şurası D olsun. Sonra da gerçek örneklere geçeriz. Şöyle de cızıktırıvereyim. Ben bir tane değer vereyim. Siz tabloyu toparlayın. pH değeri 2 ise, öbür tarafta hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 4 ise, öteki kısımda pOH'ı 5 ise, öteki kısımda da diyelim ki bir tek şu satında kaldı, 1 çarpı 10 üzeri eksi 9 ise, bu tabloyu toparlayın bakayım. İlkini beraber yapalım. A şıkkı. Verilen pH eşit 2 olan bir çözelti. pH'i 2 olan çözelti, biliyoruz ki hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi pH'den
10 üzeri eksi 2 molar olur. O zaman şuraya getirip 10 üzeri eksi 2 demeliyim. Bildiğim bir şey var. Sulu çözelti ise ne olursa olsun hidrojen derişimiyle OH iyonları derişimi 25 santigrat derece için 10 üzeri eksi 14 ise OH iyonları derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 12 molar olur. Geçelim. Bu çözeltinin pOH'ı biliyoruz ki eksi logaritma OH'tır. O da eksi logaritma bulduğumuz değer 10 üzeri eksi 12. O da 12'dir. O zaman şurası 12'dir. E şimdi kurallarımız şu. Çözeltide hidrojen derişimi büyük OH ise, bir çözeltide pH küçük 7 ise, bir çözeltide pOH büyük 7 ise çözeltinin asidik olduğunu biliriz. O zaman bu çözelti asidiktir. Tamam mıdır? Sude, tamam mı Sude? Tamam hocam. O zaman şurayı sen doldur bakayım hadi hemen. Bey. OH derişimi 10 üzeri eksi 10. 1 çarpı. 10 üzeri eksi 10. Tamam. pH 4. pOH tamam. O da asidik. 10 mu? Hı-hı. Bu da asidik. Neden asidik? Hem hidrojen derişimi fazla, hem pOH 7'den büyük, hem pH 7'den küçük. Tamam mıdır buraya kadar? Hı? Hatice sen söyle şimdi C'yi. Söylüyorum hocam. Söyle. 10 üzeri eksi 9 H hangisi o? Değişimim ilk. Yani haş artının derişimi. 10 üzeri eksi 9. Nasıl buldun? Evet. Hocam 14'ten 5 çıkarttım. Sonra işte pH yazdım. Tamam. Aynen. Bu? 10 üzeri eksi 5 o da. Heh. Orası 9. Orası da bazik. Bazik olacak bir çözeltidir. Tamam mıdır buraya kadar? Tamamdır. Peki. Şu dördüncüyü yapmak, toparlamak isteyen var mı? Yok mu? O zaman toparlayalım. pH değeri 9, pardon 10 üzeri eksi 9 ise pOH değeri 9 olur. Şu kısım 4 olur. Ne 4 ile 5 olur? Şu kısımda 10 üzeri eksi 5, şu kısımda gördüğünüz gibi 5 olur. Ve pH 7'den küçük olduğu için asidik olacaktır. Şimdi şuraya bir not yazalım. Ondan sonra da gerçek sorulara geçelim. Şimdi pH, pOH birbirinden diğerine geçiş konusunda takıntısı olan varsa soru uyduruyor. Not. Asitlerde tesir değerliği suya verebildiği hidrojen sayısı bazlarda ise suya verebildiği OH iyon sayısıdır. Şimdi şuradan bakalım. Demek istediğimiz şu. Mesela HCl. Biz bunu suyun içerisine atarsak hidrojen ve klor şeklinde iyonize olur. Yapısında bir hidrojen var. Bir tane vereceği için bunun tesir değerliği
ya da etki değerli 2'dir. Bunun yanında H2, SO4'ü alırsam tesir değerli gördüğünüz gibi 2 tane hidrojen var. 2 hidrojen verebileceği için tesir değerli 2'dir. Şöyle alalım. H3PO4 alalım. 3 tane hidrojeni var. H artı fosfat iyonu dersem tesir değerli 3'tür. Uzatmayalım. Bunun yanında potasyum hidroksiti alalım. Çözündüğü zaman formül yapısında gördüğünüz gibi bir OH var. Verdiği OH 1 bunun tesir değerli, etki değerli gördüğünüz gibi 1. Bunun yanında manezyum hidroksiti düşünelim. Bunun yapısında 2 OH olduğu için manezyum 2 artı 2 tane OH vereceği için 2'dir. Bu genellikle bize nötralleşmede lazım olacak. Şimdi örnekler diyeyim, beraberce soru çözelim. Örnekler. O zaman başlığı da yazayım. Kuvvetli asit ve bazlarda pH ve pOH diyeyim. Kuvvetli asit ve bazlar. Bunların değer niteliklerine sonra bakacağız ama öncelikle suda %100 iyonlaştığı varsayılan Ka ya da Kb değerleri sonsuz ya da çok çok büyük olan asit ve bazlardır. Yani bir soruda size denge sabitinden bahsetmiyor. Denge sabitinin sayısal değeri vermiyor. Sayısal denge sabit değer sormuyorsa onların %100 iyonlaştığını anlıyoruz. Yani verilmemişse kuvvetli mi, zayıf mı düşünmüyorsunuz. Sorular için öyle bir özellik vardır. O zaman şimdi birinci örneği siz yapın. Bakalım. Şöyle diyelim. 0,05 molar baryum hidroksit sulu çözeltisinin pOH hidrojen derişimi, OH derişimi nedir? Sizi bekliyoruz. Kaç değerli bir baz? İki değerli bir baz hocam. İki değerli bir baz. Kuvvetli mi zayıf mı? Önce onlara karar vereceğiz de onun için soruyorum. Kuvvetli hocam. Kuvvetli çünkü denge sabitinden bahsedilmemiş. Nasıl iyonize olmalı? %100. OH şöyle alırsak bu adam iki tane OH ve baryum iyonları vermelidir. Peki ne kadar baryum hidroksitin derişimi? 5 çarpı 10 üzeri -2 molar. Ney bu? Başlangıcı. O zaman bu çözündüğü zaman madem ki denge sabiti yok %100 iyonize olacak. %100 iyonize olması demek şunun tamamının 10 üzeri -2 moların tamamının çözünmesi şunun 1 çarpı 10 üzeri -1 olması çünkü 1 molden 2 mol çıkıyor. Şunun da 5 çarpı 10 üzeri -2
molar olduğunu görürüz. Bak, denge sabiti neden sonsuz, ona da bakalım. Dengede düşünürsen bu adam kalmadı ki. Bu da 0,1 molar, bu da 5 × 10^-2 molar. O zaman ürün bölü girenden KB eşittir, bakın, 5 × 10^-2 çarpı 0,1'in karesi, çünkü katsayısı 2, bölü 0. Bir sayısal değerin çıkması mümkün. O nedenle size denge sabiti değeri verilemez. Yok çünkü. Çok çok büyük. Tamamen iyonize olmuş. Maddelerden birinin olmadığı ortamda dengeden söz edilemez ki. Hiç kimse hiçbir şekilde bitmeyecek. O zaman buradan OH'ı bildiğimize göre POH eksi logaritma 10^-1. pH 14^-1 = 13. Hidrojen iyonları derişimi 10^-pH'den 10^-13 molar olacaktır. Ve OH iyonları derişiminde zaten sorudan 0,1 molar olarak bulduk. Soracağınız var mı? Hocam. Hocam. Şey soracaktım ben. Sorunun başında dedik ya denge sabitinden bahsedilmiyor diye. Bize soru sorulduğunda denge sabitinden bahsedilmiyorsa biz bize ya verilen şeyi... Ya da denge sabiti sorulmuyorsa. Bahsedilmiyorsa ya da sorulmuyorsa hiç biz bize verilen geçmiyor. Şeyi yani denge yüksek mi alacağız? Hep kuvvetli mi alacağız, pardon? Evet. Tamam. Tamamdır. Yani denge sabitini vermez, bahsetmez de denge sabiti nedir? KA nedir? KB nedir diye soruyorsa o zaman zayıf olduğunu anlarız zaten. Tamam hocam, teşekkürler. O zaman şimdi sıra sizde, bakalım. Örnek 2'yi de siz yapın bakayım. Diyelim ki pH değeri 10 olan asit mi baz mı? Baz. Baz. Baz ise asla çözüme pH'ten gitmeyin. Önce buna karar verin. Yani karar vereceğimiz şu. Değerli kaç? Kuvvetli mi, zayıf mı? pH ya da POH değerine göre. Asitse hidrojenden, yani pH'ten. Baz ise POH değerini bularak çözüme gitmemiz gerekiyor. Soruların ana noktaları bunlardır. pH değeri 10 olan 500 mililitre sodyum hidroksit çözeltisinin, çözeltisi diyelim daha doğrusu, kaç gram çözünmüş, kaç gram çözünmüş sodyum hidroksit içerir diyelim. Sodyum hidroksitin bir molünün de 40 olduğunu biliriz. Bir daha söylüyorum. pH verilmiş, karar veriyorum. Ha, o zaman diyoruz ki pH büyük 7. Bazik. O zaman bazik ise POH eşit 4 olmalı. pH, POH 4 olacaksa OH iyonları derişimi 10^-4 molar olmalı. Ha, tamam. Peki kuvvetli mi, zayıf mı? Ona karar veriyoruz. Kuvvetli çünkü denge sabiti yok. O zaman bu yakışıklı sodyum hidroksit su içerisinde %100 iyonize olacak. Yani suda çözdüğünde bu sodyum artı OH eksi diye %100 çözünecek. Neyi biliyorsun? 1 × 10^-, gördüğünüz gibi 4 molar olan OH'ı biliyorsun. Maddeye de miktar soruluyor. Maddeye geçelim. Bu buysa, 1 mol sodyum hidroksit 1 mol OH veriyorsa, OH 1 × 10^-4 molar ise bu da
1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olmalıdır. Mesela burada kalsiyum hidroksit vereydik. O zaman bunun yarısını alarak kalsiyum hidroksitin molar değişimine 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 derdik. Tamam mı? Değerliklerini gözden kaçırmayın. Peki molarite nedir? N bölü V'dir. Peki ne kütle soruluyor? Mol lazım. Mol nedir? Molarite çarpı hacimdir. Peki. Kaç molar maddemiz? 1 çarpı 10 üzeri eksi 4. Molar nedir? Bir çözeltinin litresindeki mol sayısı. O zaman buradan bir şey çıkıyor. Asla hacmi mililitre kullanamazsın. Çünkü mol kalsın istiyorsan bu hacim birimi litre olmalı. Onu da bine bölerseniz 0,5 litre olur. Bakın bunlar gider. Elimizde 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol sodyum hidroksit çözünmüş olduğunu görürüz. Neyi soruyor? Gramını. Ne diyeceğiz? 1 mol sodyum hidroksit 40 gram ise bizim çözeltimizde 10 üzeri eksi 5 mol kadar çözülmüş. Gördüğünüz gibi bu moller gidecek, gram kalacak. O zaman 5 çarpı 10 üzeri eksi 3, öyle değil mi? 5 kere 4, 200. 2 tanesini zıplattık. O zaman şurası 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram olur. Anlaşılmayan bir şey var mıdır? Arkadaşlar. Peki. Yok hocam. Yok hocam. Peki size şunu sorayım. Bu çözeltinin ppm olarak değerişimi kaçtır? Ppm, particle per million. Tanımı neydi ppm'in? Bilmiyor musunuz? Ben sıpalara bak. Murat, yok mu tanım? Yok hocam, yani tanımlayamam direkt. He? Direkt tanımı yapamam ama işte 10 üzeri 6'ya bölüyorum. 10 üzeri 6 derken? Milyonda bir olduğu için. Evet. E peki bu kaç ppm olur o zaman? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3, 6'ya böleceğim. 0,02. PPM'in nedir değerli tanım biliyor musun? 1 kilogram çözelti içinde çözülmüş olarak bulunan maddenin miligram değerini gösterir. Miligram 10 üzeri eksi 3. 1 kilogram da 10 üzeri 3. İkisinin arasındaki fark zaten 10 üzeri 6 eder. Yani bilmeniz gereken sadece çözeltiyi kilograma çevirin. Ki sulu çözeltilerde genellikle hacmi kütle olarak düşünebiliyorsunuz. Ve içinde çözünen madde miktarını da miligrama çevirin. Mesela bunu miligrama çevireyim ben. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram. Peki 1 gram kaç miligram? 1000. O zaman şuraya da getirelim. 1000 miligram. Bak gramlar buradan gidecek. Gördüğünüz gibi bu 2 miligram olacaktır. Değil mi? 2 miligram kaç kilogram çözeltide? O zaman ppm eşittir. Çözeltide çözünmüş maddenin miligram değerini çözeltiyi kilograma çevir ve böl demiyor mu kusur? 4 ppm'miş diyeceğiz. Anlaştık mı? Alo? Evet hocam, anladık. Ya. Emin misiniz? Ulan hiç sesiniz çıkmıyor ya. Ben burada kafayı yiyeceğim böyle. Tamam mıdır? Tamam hocam. Hadi bir tane de siz yapın bakayım. Yapamayanın ebesi ölsün. Tamam mıdır? Şöyle bir soru sorayım ben size. Bir çözelti de
bir çözeltide pH değeri pOH değerinin 6 katıdır. Bu çözelti için bir, hidrojen iyonları derişimi OH iyonları derişiminden büyüktür. İki, turnusol bir indikatör biliyorsunuz. Eklenirse renk mavi olur. Üç, çözelti pH değeri 5'tir. Yargılarından hangileri doğrudur? Diyelim. Hocam bence yalnız 2. Yalnız 2 aynı. Nasıl bulduk? Şöyle bulduk. Bildiğimiz bir şey vardı. Çözeltilerimizde pH'la pOH'ların toplamı 14 olacak. Neymiş? pH değeri pOH değerinin 6 katıdır. O zaman pOH yerine pH değeri pOH'ın 6 katıysa o zaman şöyle pH eşitliği yazabiliriz. O zaman şuraya getirelim. Şöyle pH yerine 6 tane pOH yazalım. Bir de pOH zaten burada var. 14 ise 7 tane pOH eşit 14 ise bu çözeltinin pOH değeri 2'dir. OH iyonları derişimi 10 üzeri eksi 2'dir. Hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 12'dir. Ve bu çözelti hidrojen derişimi OH'la kıyaslanırsa daha büyük olduğu için baziktir. O zaman hidrojen OH'tan değil tam tersidir. Madem ki bassa turnusol bazik ortamda mavidir. Çözeltinin pH'ı da pek öyle gözükmedi. Gördüğünüz gibi bu çözeltinin pH'ı da biraz 12 oldu. İrem tamam mı? İrem? Tamam hocam anladım. Biraz geç cevap verdim ama. Örnek 2'yi sen yap. Tamam. 5,6 gram potasyum hidroksit ile hazırlanan 100 litre çözelti pOH'ı hidrojen iyon derişimi OH iyon derişimi nedir? Çözeltiye su eklenirse aynı sıcaklıkta su eklenirse pH ve pOH nasıl değişir? Şimdi sadece sorulardaki seçenekleri ileride karşımıza çıkacak seçenekleri oluşturmaya çalışıyoruz. Sorular basit. Onu siz de biliyorsunuz. Potasyum hidroksit 56 gram 1 molü. Hadi bakalım. Çözük durun bakalım. Sizi bekliyorum doğru cevap için.
Ne diyeceğiz? Kuvvetli mi, zayıf mı? Kuvvetli hocam. Bir. Ona karar verdik. Peki değerli kaç? Çünkü OH ve hidrojen sayısını kaçırırsak sonuç hüsran olur. Bir. O zaman pH ya da POH nedir? Hidrojen ve OH iyon derişimine kadar git demektir. O zaman hemen mol sayısını bulalım. 5,6 bölü 56'dan 0,1 mol eder. Molaritesini bulalım. N bölü V'den 0,1. 100 litre olduğuna göre 100'e de bölelim. 10 üzeri eksi 3 molar eder. Kim bu? Potasyum hidroksit. Nasıl bir şey? %100 iyonlaştığını anladım çünkü dengeden bahsedilmiyor. O zaman bu madde 10 üzeri eksi 3 molar ise bu da 10 üzeri eksi 3 molar olmalı. O zaman pOH'ı eşittir. Eksi logaritmasını aldığın zaman 3. pH'ı eşittir 14'ten çıkardığın zaman 11. Hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi pH'ten 10 üzeri eksi 11 molar olacaktır. Şimdi anlaşılmayan bir şey var mı burada? Takıldığınız yer varsa durdurun. Çok basit diye ben hızlı geçiyorum. Şimdi su ekleyelim. Şuraya pH diyelim. Şuraya da zaman diyelim. Bu çözelti gördüğünüz gibi bir bazdı. Bir baz olduğu için pH değeri de 7'nin üstünde bir yerdeydi. Bu çözelti böyleydi. Peki nasıl bir çözeltiydi? Bazik çözeltiydi. O zaman çözelti bazik. Çünkü pH 7'den büyük çıktı. O zaman su eklenirse, madem ki burada OH'lar daha fazla, OH iyonları derişimi azalır. OH iyonları derişimi azalınca, diyelim ki 0,1 molar OH vardı, 10 katına çıkardık, 0,01 mol olur. Bak pOH'ı artıyor. O zaman pH'ı bazik bir çözeltide su eklenince düşecek. Ama dünyanın bütün suyunu da eklesen onun pH'ı yine 7'den büyük olacaktır. Aynı mantıkla şöyle çizelim. Şuraya getirelim. Şuraya pOH diyelim. Şuraya da zaman diyelim. 7 sınırdı biliyorsunuz. Bu çözeltinin pOH değeri 7'den küçük çıktı. 3 çıktı örneğin. O zaman sen bu üçgen bu bazik çözeltiye su eklenince ne oldu? OH iyonlarının derişimi azaldı. OH iyonlarının derişimi azalınca ne oldu? Eksi logaritmik değerleri arttı. O zaman gene ama 7'yi geçmeyecektir. Bazik bir çözeltiye demek ki su eklersek pOH'ı artarken pH'ı azalacak. Ters olmak zorunda çünkü toplamları 14 olacaktır. Hadi 10 dakika oynayın. Tamam mı? Gençler. Tamam hocam. Hadi bakalım.